Merhaba sayın seyirciler, Avrupa Penceresi'ne hoş geldiniz. Bugün Almanya'nın Münih kentindeyiz. Münih'te yapılacak olan G7 zirvesine karşı bir alternatif zirve düzenleniyor. Biz de şu anda alternatif zirvedeyiz ve bu Avrupa Penceresi'nde G7 zirvesine karşı yapılacak olan protestoları ekranımıza getireceğiz. Burada da gördüğünüz gibi bugünkü zirvenin asıl amacı G7'nin egemenliğine karşı, gücüne karşı, bankaların ve tekellerin diktatörlüğüne karşı ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'nın NATO'nun ekonomik boyutu olduğu bir ifade eden değişik afiş ve dövizlerle bu zirvenin hangi amaçla taşındığını, hangi amaçla yapıldığını anlatılıyor. Biz de sizleri şimdi programımızda yapmış olduğumuz röportajlarla baş başa bırakıyoruz. Evet sayın seyirciler, Münih'te yapılan G7'ler zirvesine karşı burada bir de alternatif zirve yapılıyor. Bu alternatif zirvede G7 ülkelerinin dünya üzerindeki izlemiş olduğu politikalar, yaratmış olduğu sömürü, savaşlar ve bütün bu konular ele alınıyor. Biraz önce bu zirvede Hindistan'dan gelen bir öğretim üyesi konuştu ve bu çerçevesini anlattı aslında bugünkü konferansında. Ama işin özünde Münih'te G7 zirvesine karşı alternatif bir zirvenin olduğu ve bu zirvede de bütün bu sürecin ele alındığını görüyoruz. Yanımızda şimdi Türkiye'den bu zirveye katılan bir konuk var. Sayın Sinan Birdal, Işık Üniversitesi'nden. Sinan Bey, hoş geldiniz Münih'e. Hoş bulduk, sağ olun. Bu G7'lere baktığımızda dünya üzerinden karar veren tek güç haline geldi. Bir eksilmesine rağmen, ama bu zirvede asıl olarak neler konuşulacak? Şimdi aslında geçen hafta Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanlarının bir toplantısı oldu Dresden'de. Bu çok önemli bir toplantıydı. Çünkü bu toplantıda Amerika ve Almanya'nın arasındaki bazı uzlaşılamayan bazı noktalarda anlaşılmaya çalışıldı. Bu noktaların başında Yunanistan krizi geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın Avro kuşağından çıkışının büyük bir tahribat yaratacağını ve genel bir dünya krizine yol açabileceği uyarılarını yaptı. Aynı uyarıları Japonya'da yaptı. Yine dünya ekonomisindeki daralma bu yılın ilk çeyreğinde Amerikan ekonomisi, ki şu anda dünya ekonomisinin motoru olarak görünüyor, büyüyen bir ekonomi. Fakat beklenilen düzeyin altında geldi büyüme rakamları. Bir krizin atlatıldığından açık olarak ifade edilmiyor. Evet, evet. Şimdi tabii her kriz farklı ülkelerin burjuvazilerine bu krizi kendi lehlerine çevirme ve rakiplerini daha zayıf duruma düşürme imkanı tanıyor. Bu açıdan da farklı stratejiler izlediklerini görüyoruz. Burada özellikle Kanada ve Almanya'nın belli konularda beraber hareket ettiği orta büyüklükte güçler olarak göze çarpıyor. Ama bu Yunanistan'ın Avro'dan çıkışı konusunda Kanada da Amerika Birleşik Devletleri ile aynı görüşte. Bu zirvenin ama diğer önemli bir konusu da Rusya ile ilişkiler. Yani ha, tabii. Önce G8 olarak toplanıyordu. Kırım'ın ele geçirilmesi ya da Rusya katılmasıyla bu değişti. Şimdi Rusya'ya karşı ortak bir cephe bulunuyor mu diyebilir miyiz? Ve Almanya'nın bazı itirazları var çünkü. Şimdi şöyle, aslında Almanya buna uzun süre direndi. Hala Almanya'da direnen kesimler var. Örneğin eski şansölye Gerhard Schröder, örneğin eski şansölye Helmut Schmidt, yine Alman-Rus Forumu Başkanı, Doğu Avrupa işveren, yani Alman işverenleri Birliği Başkanı, bunlar açıkça Rusya'nın G8'den dışlanmasına, yani G7'ye tekrardan dönülmesine karşı çıktılar. Rusya'ya yönelik, daha doğrusu Doğu Avrupa'ya yönelik ciddi bir çıkar grubu var Alman sermaye çevrelerinde. Bu çevreler, bu özellikle Amerika tarafından, Amerika ve İngiltere tarafından
izlenilen daha şahin politikalara karşı çıkıyorlar. Ama baktığımızda şimdi Alman sosyal demokratları içinde bunu en çok görüyoruz. Aynı zamanda G7 şu anda dünyanın aslında karar verici gücü. Yani bu ülkeler bir araya geldiklerinde dünyanın pek çok sorunu konuşuyorlar ve o konuda karar veriyorlar. Aralarında çelişkiler olmasına rağmen dediğiniz gibi. Ama bugün Münih'te ayrıca bir de zirve var. Bir alternatif zirve var. Burada da buna karşı bir direnç var. Bu ne kadar güçlenebilir bundan sonra bu politikaları geri çevirmek için? Şimdi bu tabii güzel bir toplantı. Böyle toplantıların daha fazla olması gerekiyor. Ama böyle toplantıların sadece bilgi alışverişin ötesinde bir program ve bir eylem planının da olması gerekiyor. Dolayısıyla G7 zirvesinden bahsedecek olursak mesela en azından bu ülkelerden çok çeşitli muhalif grupların bir araya gelip ne yapacaklarını düşünmeleri, ortak bir plan ortaya koyabilmeleri gerekiyor. Şimdi bugün gazetelere baktığınız zaman örneğin Alman gazetelerine ben bu sabah göz attım. Ağırlıklı olarak işte bu Elma Şatosu işte şeyde ormanlık bir bölgede yapılıyor. Münih'e 100 kilometre uzakta. Ve bir grup muhalif burada işte kamp yapıp bu şatoya doğru yürüyüp o zirveyi yaptırmama gibi bir hedef belirlemişler. Ve görüyoruz şehirde muazzam bir polis işgali söz konusu. Şimdi bugün gazetelerde aslında daha çok bu konuşuldu. İşte bu şatonun özellikleri, efendim oraya işte giden insanlar nasıl gidecekler, onların başına neler gelebilir, işte genelde bu güvenlik boyutu veya tabii toplantı özgürlüğü boyutuyla tartışıldı. Bu tabii ki toplantı özgürlüğüne sahip çıkmak gerekiyor. Bu konuda hiçbir tereddüt olmaması gerekiyor. Ama bir taraftan da bu tip karşı çıkışlar acaba etkili bir muhalefet kurmaya doğru götürüyor mu muhalifleri? Gerçekten şimdi önemli olan bu toplantının yapılmasını engellemektense, çünkü o toplantı yapılır bir şekilde, herhangi başka bir yerde de yapılabilir. 17 bin polis görevlendirmişler, evet. Alabildiğince güvenlik yani önlemleri oradan bulunuyor. Kaçsalar başka zaten bir yerde yaparlar, hiç yapamadılar, Skype üzerinden yaparlar. Yani işin şakası, ama burada esas olarak aldıkları kararları etkisiz hale getirebilmek önemli. Bunun için de bu kararların uygulanacağı ülkelerdeki kamuoyularını aydınlatmak, buna yönelik özellikle bu politikalardan etkilenecek olan işçileri, kadınları, göçmenleri örgütlemek ve bu politikaları uygulayacak olan partilere baskı uygulamak, bunları güçlerini dengeleyecek bir siyasi güç oluşturmak gerekiyor. Bunları yapabilmek için de öncelikle tabii ki diğer ülkelerdeki muhaliflerle ilişkiler kurmak, bunları yaygınlaştırmak, sürekleştirmek gerekiyor ve tabii ki sadece G7, bu 7 ülkenin meselesi değil, dünyanın bütün ezilenlerinin meselesi. Aslında bir internasyonel bir koordinasyon oluşması çok önemli. Evet sayın seyirciler, şu anda yanımızda Birleşmiş Milletler eski gıda röportörü Sayın Jan Sikler var. Sayın Sikler, konuşmanızda barbarlık sisteminden söz ettiniz. Neden böyle bir ifadeyi seçtiniz? Die Welt wie sie heute ist wird beherrscht von 500 Konzernen, den größten Weltkonzernen. Çünkü bugün dünyayı 500 tekel yönetiyor. Dünyadaki toplam gayri safi gelirin yarısından çoğunu bunlar kontrol ediyor. Ekonomik, politik, mali, askeri ve ideolojik bir güç oluşturuyorlar. Devletler üstü, dünyanın en zengin ülkelerinin üstünde bir dünya diktatörlüğü var. G7 ülkeleri ise sadece bu finans kapitalinin çıkarlarını yerine getiren araçlar. Diğer tarafta ise 3. dünya ülkelerinde ceset dağları yükseliyor. Her 5 saniyede 10 yaşın altında bir çocuk açlıktan ölüyor. Hem de servetin, zenginliğin içinde yüzen bir planette.
Bu istatistikleri açıklayan kurum, yani Birleşmiş Milletlerse, dünyanın 12 milyar insanı, yani şimdikinin iki katı insanı doyurabilecek kapasitede olduğunu açıklıyor. Sonuç olarak objektif bir eksiklik yok ve bu durum bir kader değil. Öyleyse bugün açlıktan ölen her çocuk resmen bilerek, isteyerek katlediliyor. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wo jetzt, wo wir reden, wird ermordet. Büyük sanayi ülkeleri sürekli olarak açlıktan, yoksulluktan söz ediyor. Ama açlık, yoksulluk, sefalet devam ediyor. Neden? Açlık katliamı çağımızın en büyük skandalı. 7,3 milyar insanın 1 milyarı açlıkla karşı karşıya. Büyük sanayi ülkeleri hiçbir problemle karşılaşmadan yarın bu ölüm mekanizmasını bitirebilirler. Temel gıda maddeleri üzerindeki borsa spekülasyonlarını yasal olarak yasaklayarak, en yoksul ülkelerin borçlarını silerek, bu ülkelerin tarım, eğitim ve sağlığa yatırım yapacak küçük de olsa bir sermaye sahibi olmasını sağlayarak ve bankaların hedge fonlarla tarım alanlarını ele geçirmesini engelleyerek bu açlık katliamı sona erdirilebilir. Evet sayın seyirciler, şu anda yanımızda bugün alternatif zirvenin açılış konuşmasını yapan Sayın Yuati Ghosh var. Hindistan'dan geliyor. Ekonomi profesörü ve bu konularla sürekli ilgileniyor. Kendisine bugünkü konuşmasında asıl olarak tabii ki kapitalizmin daha fazla vergilerin alınmasını söyledi. Şimdi kısa söyledikleri üzerine bir söyleşi yapacağız. Bugünkü konuşmanızda asıl olarak daha fazla vergilerin ödenmesiyle düzelebileceğini, inşaatın düzelebileceğini söylediniz. Bu mümkün mü? Yes, you know there is so much of unpaid tax in the world today. Evet, biliyorsunuz, dünyada inanamayacağınız ölçüde ödenmeyen vergi var. Bazı tahminlere göre bu ödenmeyen vergilerin rakamları dünya çapında 100 milyar dolar civarında. Bu da sermayenin vergi ödemekten kaçmak için bir ülkeden başka bir ülkeye taşınmasından kaynaklanan bir şey. Onun için şöyle bir öneri var. Dünyanın neresinde şubeleri olursa olsun, her şirket bir bütün olarak görülmeli, elde ettiği toplam gelire dayanarak vergilendirilmeli ve şubelere dağıtılmalı. İşte bunu yapmak mümkün. Ama her halükarda önemli olan şirketlerin daha az vergi ödemeleri için bir yerden bir başka yere taşınmalarını, kaçmalarını engellemek. Legal and institutional structure that is actually very damaging. G7 pozitif bir rol oynayabilir doğal olarak. Ama ne yazık ki şu an çok negatif bir rol oynamakta. Şu an diğer ülkelerin kendisini geliştirmesini bütün gücüyle engellemeye çalışan illegal ve kurumsal bir yapı oluşturmakta. Aslında G7 istese küresel bir vergilendirme sistemini gerçekleştirebilir. Bu devlet kaynakları için daha iyi koşullar sağlayabilir. Hatta bu dünya çapında vatandaşların haklarının gelişmesini bile sağlayabilir. Ve yine G7 istese ülkelerin ve halkların sorunlarını azaltacak birçok olumlu şey yapabilir. Ama onlar daha çok diğer ülkeleri kontrol etmek ve işleyişlerini engellemek için özel çaba harcıyorlar. Thank you. Evet sayın seyirciler, G7 zirvesine karşı gerçekleşen alternatif zirvede pek çok konu konuşuldu. Bunların bir tanesi de tabii ki bu zirvede Almanya'nın rolü. G7'ler içerisinde Almanya ekonomik olarak önemli ülkelerinden birisi. Peki bu zirvede alınan kararlarda hangi rolü oynuyor? Bugün bunları yanımızda bulunan Arbeit und Zukunft gazetesinden Sayın Dieter Möller'le konuşacağız. Herzlich willkommen bei unserer Sendung. Almanya bu zirveye ev sahipliği yapıyor. Almanya G7 içinde nasıl bir rol oynuyor?
Almanya, Avrupa Birliği içinde yönetici güç, en güçlü emperyalist devlet ve emperyalist bir politika sürdürüyor haliyle. Ancak G7 zirvesinde Almanya, şu an dünyanın en büyük emperyalist gücü olan ABD'nin üstünlüğünü kabul ederek biraz daha geride kalmak zorunda. Buna rağmen Almanya, Avrupa Birliği üzerinden kendi politikasını sürdürüyor. Örneğin Erdoğan'a yönelik politikası böyle. Onu zaman zaman eleştiriyor ama sonunda destekleyerek güçlü Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne getirmesi teşvik ediliyor. So ein kritisch positives Verhältnis zu Erdoğan hat ihn unterstützt und immer wieder etwas kritisiert, aber letztlich doch unterstützt und versucht aufzubauen. Die machen ohne Russland. Wie ist das hier? Bu zirve Rusya katılmadan yapılıyor. Şu anda dünyada emperyalistler arasındaki güç ilişkileri ne durumda? Die Widersprüche haben sich seit der dem Umbruch in den osteuropäischen Staaten. Doğu Avrupa ülkelerinin çöküşünden sonra çelişkiler adım adım sertleşti. Rusya çözülme yaşandığı için başlangıçta savunmadaydı. Şimdilerde Rusya, Putin'in önderliğinde kapitalist bir ülke olarak güçlendi. Çok güçlü bir ordusu var. Ancak aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO doğuya doğru ilerlemeye başladı. Oysa iki Almanya'nın birleşmesi sürecinde Dışişleri Bakanı Genscher, Avrupa Birliği ve NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceği sözünü vermişti. Açıkça kendi etki alanlarını genişletmek ve güçlendirmek, Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için bilinçli bir politika izlendi. Böylece bu çatışma kızıştırıldı. İçinde bir savaş tehlikesini de taşıyan bir duruma dönüştü. Alman hükümeti verdiği tüm sözlerden döndüğü için bu konuda büyük bir sorumluluk taşıyor tabii. Viele Menschen machen alternative Gipfel, machen gegen Demonstration. Görüldüğü gibi Münih'te alternatif zirveler, eylemler yapılıyor. Almanya'da normal vatandaş G7 zirvesiyle ilgili ne düşünüyor? Die normalen Bürger werden glaube ich gar nicht gefragt, aber die Stimmung in der Bevölkerung ist sicherlich nicht. Normal vatandaşın ne düşündüğü sorulmuyor bile. Ancak genel atmosfer halkın bu zirveden yana olmadığı şeklinde. Bu başka alanlarda da görülüyor. Örneğin 10 yıllardır halkın %70'inin savaşa ve Alman ordusunun dış müdahalelerine karşı olduğu bilinmesine rağmen hükümet yine de istediğini yapıyor. Halkın %70'i hükümetin Ukrayna politikasına karşıydı. Ama hükümet politikasını buna rağmen sürdürdü. Şimdi de öyle. Hükümet bu zirve için 360 milyon euro harcıyor. Sözde zirvenin güvenliği için. Polis yığıldı, halk düşman ilan edildi, otobanlar kapatıldı. Bazı bölgeler yasak bölge ilan edildi. Bu hükümetin ne büyük bir korku içinde olduğunu gösteriyor aslında. Solche Leute hier zusammenholt. Wie entwickelten sich diese Protesten, diese Gegengipfeln? Bu alternatif zirve ve etkinlikler Almanya ve diğer ülkelerde nasıl bir etki yaratır? Die Proteste ja massiv zugenommen in Deutschland noch nicht so stark, aber in anderen Ländern Spanien, Italien. Son yıllarda protestolar oldukça arttı. Almanya'da o kadar güçlü değil ama İtalya, İspanya, Yunanistan gibi ülkelerde çok güçlendi. Birkaç hafta önce Frankfurt'ta Avrupa Merkez Bankası'nın açılışını protesto eden bir gösteriye katıldım. Mücadelenin güçlü olduğu ülkelerden gelen insanlar da vardı. Onlar buraya sisteme karşı öfke, nefret ve gelecek korkusunu da taşıyorlar. İspanya ve Yunanistan'da yaşayan bir genç olmayı ben de istemezdim. Çünkü biliyorum ki geleceğim ve normal bir hayatım olmayacak. Hayatımı işsiz olarak sürdürmek zorunda kalacağım. Bir aile kuramayacağım. Bu uçlaşan çelişkiler doğal olarak Almanya'ya da gelecek. Zuspitzende Widersprüche werden natürlich auch nach Deutschland kommen. Kann man sagen, diese jede G7 Gipfel. G7 zirvesine katılan ülkelerin dünyayı tek başına biçimlendirmek, hayatın her alanında söz sahibi olmak istediklerinden söz edebilir miyiz? Richtig. Faktisch ist die Demokratie. Evet, pratikte demokrasi kağıt üzerinde kalmış durumda. Yunanistan gibi bazı ülkelerde hükümetler kuruldu. Ama şimdiki hükümet gibi seçilmiş hükümetlere baskı yapılıyor. Bu bütün dünyada böyle. Büyük kapitalist devletler dünyadaki tüm gelişmeleri kontrol altında tutmak istiyorlar. Versuchen die ganze Entwicklung unter ihrer Kontrolle zu halten. Vielen Dank. Beyond anything.
Evet sayın seyirciler, şimdi de yanımızda Münih'teki alternatif zirveyi koordine eden Sayın Julia Klett var yanımızda. Kendisi aynı zamanda Rosa Luxemburg Vakfı'nın bu bölgedeki yöneticisi. Kendisine bu zirvenin, alternatif zirvenin organizasyonu nasıl sorduklarını, örgütlediklerini soracağız. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Merhaba. Danke. Frau Klett, wie haben Sie die... Bu alternatif zirveyi nasıl organize ettiniz? Ja, also wir haben uns von Anfang an gedacht, der G7 Gipfel ist in Bayern, da müssen wir unbedingt etwas tun. Baştan itibaren G7 zirvesi Bavyera'da olduğu için burada biz de mutlaka bir şeyler yapmalıyız diye düşündük. Ancak hiçbir zaman bu kadar büyük bir şey örgütleyeceğimiz, bu kadar kooperasyon partneri kazanacağımız aklımıza gelmemişti. Bavyera'da sol hareket güçlü olmadığından nasıl bir sonuçla karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Uluslararası konuklarımız buraya gelmeseler, gelemeseler bile Skype aracılığıyla bağlantı kuracağız görüşündeydim ama konferansın mali boyutunu, mali yükünü nasıl karşılayacağımızı bilmiyorduk. Ancak çok büyük bir destek gördük. Herkes dayanışma içinde bir fiyat belirledi. Örneğin salonlar, bölgelerde etkinlik yaptığımız yerler ve çevirmenler etkinlikleri çok doğru bulduklarını, mutlaka katılmak istediklerini ve az bir para istediklerini bildirdiler. Alternatif zirvede ne kadar örgüt ve inisiyatif yer alıyor? Zirvenin ana örgütleyicileri olarak 38 organizasyon yer alıyor. Dış ülkelerden ne yazık ki sadece Avusturya'dan bir organizasyon var. Türkiye kökenli işçi dernekleri DİDİF ve ATİF'in de katılmasından büyük sevinç duyuyorum. Uluslararası başka örgüt yok ama aramızdaki örgütler uluslararası bir çalışma sürdürüyorlar. Hoşuma giden şey çok geniş bir yelpazeyi kucaklama olanağına sahip olmamız. Kilise temsilcilerinden küreselleşme karşıtlarına kadar, sol partiden yeşillere kadar tüm gruplar bir araya gelmiş durumda. Ana talepleriniz neler? Alternatiflerimiz üzerine konuşmak istiyoruz. G7'ye karşıyız demekle yetinmek istemiyoruz. Neleri eleştirdiğimizi dile getirmek ama sonunda bizim alternatiflerimiz ne? Bunu da ortaya koymak istiyoruz. Kolay olan herhangi bir şeye karşı olduğunu söylemektir. Ama ne istediğimizi, ne için mücadele ettiğimizi söylemek oldukça zordur. Biz ne mi istiyoruz? Dayanışmacı, barışçıl ve ekolojik bir dünya istiyoruz. Ve bunu konferans boyunca değişik konuşmacıların önerileriyle anlatacağız. Konferansımızda 14 değişik atölyede alternatiflerimizi belirleyeceğiz. Sonra bunu Garmisch-Partenkirchen'de resmen açıklayacağız. Vorstellen und auch diskutieren mit den Aktivistinnen vor Ort. Vielen Dank, viel Erfolg. Dankeschön. Evet, Münih'te yapılacak olan G7 zirvesine karşı şu anda alternatif zirvedeyiz. Alternatif zirvedeki röportajlarımıza devam ediyoruz. Elbette Münih'te yapılan bu zirveye karşı gerçekleştirilen protestolara Münih'teki DİDİF de katılıyor. Demokratik İşçi Dernekleri hem yerel örgütüyle hem de federal düzeyde merkezi koordinasyonu içerisinde. Şimdi yanımızda Münih DİDİF temsilcisi Aziz Aslan var. Kendisine bu örgütlenmenin, bu girişimin, alternatif zirvenin nasıl oluştuğunu soracağız. Hoş geldiniz yanımıza. Merhaba, hoş bulduk. Münih'te bugün büyük bir buluşma var aslında. Coşkulu gençlerin de yoğun olduğu bir buluşma. Böyle bir alternatif zirve oluşturma nereden çıktı, nasıl planlandı onu biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki bu şu an burada gerçekleşen büyük toplantının ve hatta iki günün içine sığdırabildiğimizce yaptığımız etkinlikler yani 1,5 senedir planladığımız bir şey. Bunun ilk denemesini 7-8 sene önce Heiligendamm'da da yani yine Almanya'da böyle bir toplantı G7 zirvesi gerçekleşmişti ve orada da biraz deneyim edinebilmiştik ve 1,5 senedir bu toplantıları planlıyoruz. Bu toplantılardan hariç tabii G7 zirvesinin buluştuğu yer EMO'da da etkinlikler düzenleniyor ve bu bizim için yani 1,5 sene, 2 seneden beri olacağını bildiğimiz için en yoğun şekilde hazırlanmak bizim için çok önemliydi. Asıl olarak hangi mesajı vermek istiyorsunuz bu zirveyle? Vallahi bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi özellikle kitlelere ulaşmak, yani en büyük kitleye ulaşabilmek ve bu G7 zirvenin oluşturduğu talan ve sömürü ve baskının sadece zaten yani bu konularla ilgilenen bizler değil, en büyük kesimin günlük hayatında yaşadığı sorunlarının
bununla da bağlantılı olduğunu ve onların, yani bu durumlardan sorumlu olanların o Elmo'da buluşup milyonları harcayarak toplantı gerçekleştirip ve ona karşı tabii insanlarımızı bilgilendirmekti. Tabii ki olağanüstü güvenlik önlemleri alındı Münih'te. Buna karşı bir tepki oldu mu? Münih içinde olsun, buluşulacak yerde olsun, zaten toplam polis sayısı 25 bine aştı. Bu durumda yani gerçekten hücrelerden, yani tutun, yani aklınıza ne gelirse güvenliği, kendi güvenliklerini sağlayabilmek için 300 milyon avrodan fazla bir para harcandı. Bunu Münih'te de hissedebiliyorsunuz. Günlük hayatta yani bir sürü caddeler kapandı. Evlere polis güvenlik açısından diyorlar. Tabii bilgilendirme kağıtları asıldı. Yani günlük hayatımızda bunu kesinlikle hissediyoruz. Ve gerek yazdığımız haberlerde olsun, yaptığımız eylemlerde olsun bunu kesinlikle eleştiriyoruz. Çünkü bu güvenlik adında yapılan bir hareket ama bizi terörize etmekten aykırı bir şey değil aslında. Yani burada gördüğünüz gibi 800-900 insan var ve en doğal bir şekilde yani toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizim amacımız yani evet barışçı bir şekilde işlerimizi yapıyoruz. Gösteriye katılanlar arasında gençlerin çok fazla olduğu dikkat çekiyor hemen. Evet. Sen de aynı zamanda Didif Gençlik Merkez Yürütme Kurulu'ndasın. Nedir gençlerin bu kadar ilgisi, neden kaynaklanıyor? Gençler savaşa karşı, silahlanmaya karşı tavrı nedir Almanya'da genel olarak? Evet. Gençlerin bu konudaki tutumu aslında çok iç açıcı bir şey. Çünkü yani gerçekten günlük hayatlarında yaşadıkları sorunlar, yani üniversitede olsun, üniversiteye yani bilime genel anlamda az paranın gitmesi, onun yerine savaş ve talan için ama yani elinden geldikçe paraların harcanmasının bağlantısını kurabiliyorlar ve bunun sorumlularını gerçekten bildikleri için buraya çok yoğun bir ilgi gösteriyorlar ve bu konuda da kendilerini geliştirmek için büyük bir çaba içindeler. Yani bu toplantıların organizasyonunda da gençlerin çok ağır bir şekilde yer aldığı görülebiliyor ve bu çok güzel bir şey onun için. Yani Didif olarak bu örgütlenmenin içerisinde nasıl aldınız, yer aldınız, neler yaptınız? Yani bizim için baştan beri bu toplantı çok önemliydi. Onun için baştan beri de gerçekten tüm organizasyonlarda yer aldık ve bunu başta bilgilendirme amaçlı kendi aramızda toparlandık. Konuşurken bu toplantı bizim için niye önemli ve özellikle hangi yerlerde yer almamız gerekir ve bizim amacımız tabii en büyük kitleye ulaşmak için o buluşan bölgeye en yakın Münih ve burada yani en fazla insanlara ulaşabiliriz. Mesela yarın büyük bir yürüyüş de gerçekleştirilecek ve miting yapılacak ve en büyük kitleye burada ulaşabileceğimize inandığımız için burada bu faaliyetleri düzenleme gereği duyduk ve evet, bizim için şu an gayet başarılı, yani tam içindeyiz şu an ve böyle devam edeceğini de umuyoruz. Peki, başarılar size. Teşekkürler. Evet sayın seyirciler, G7 zirvesine karşı Münih'te yapılan alternatif zirve ve o zirveye bağlı olarak da bir büyük bir protesto gösterisi düzenledi. Şu anda 40 bin kişinin katıldığı bir protesto gösterisinin tam ortasındayız. Yanımızda Didif Yönetim Kurulu üyesi Düzgün Altın var. Didif başından beri bu protesto eylemleri düzenliyor, içinde yer alıyor, alternatif zirvede yer alıyor. Sayın Altın, 2 gün boyunca yoğun bir çalışma oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel olarak iyi diyebiliriz. Yani bir yıldır bir ön çalışması yapıldı bu gösterilerin ve karşı zirvenin. 38 örgüt ve kurum kuruluş katıldı bu hazırlıklara. Biz de koordinasyonda yer almıştık. 2 gün boyu 800'den fazla insan tartıştı. 36 tane çalışma grubu, 6 tane ana paneller, savaş, barış, transatlantik anlaşmaların sonuçları, getirecekleri, götürecekleri, Batı'nın bu savaşlarda ve bu gelişmelerdeki rolü, Almanya politikası, birçok konuda bir tartışmalar oldu. Yani bu anlamıyla iyi bir zirve oldu. Eylemler de başladı. Sokak eylemleri, gösterileri. Zirvenin yapıldığı G7'lerin buluştuğu Elmo yakındaki, şatonun yakınındaki bölgede ufak tefek duyduğumuz kadarıyla eylemler başladı. Polis bugün 20 bin üzerinde polis yığılmış durumda. Her taraf, yani olağanüstü bir durum söz konusu. Burada bu, şu anda bunu seyirciler belki göremese de ama
Özellikle zirvenin yapıldığı yerde böyle bir durum söz konusu. 300 milyon euro para yatırılmış, harcama yapılmış. İnsanlar buna tepkili. Yani gençler hem buradaki eyleme katılım hem de alternatif zirveye katılımda gençliğin katılımı yoğun, dikkat çekiyor. Bu nasıl değerlendirmek? Gençliğin aslında birçok yerde olduğu gibi de Almanya'da hoşnutsuzluğu, farklı gelişmelere karşı tepkileri, ırkçılık, savaşa karşı tepkileri artıyor ve buraya da yansıyor birçok eylemde. Yani bugün de bunu görüyoruz ama geçirdiğimiz bir 6 aydır öyle diyelim, bir kısa bir devreye öz önünde bulundurursak, öyle bir gençliğin yoğunlaşarak katıldığı, daha aktif bir şekilde katıldığı bir süreçten geçtiğimizi söyleyebiliriz. G7 konusunda da böyle, G7'ye karşı yapılan gösteri ve eylemler de böyle. Özellikle yarın öbür gün yapılacak eylemlerin büyük bir kesimi gençlik olacağı açık. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Wenn ich diese vielen Gesichter hier sehe, die vielen Fahnen, die Schilder, die Transparente, dann habe ich den Eindruck, hier entsteht eine vielfältige, eine breite, eine bunte Bürgerbewegung. Und mit ihren Plänen, da kommt Frau Merkel nicht durch! Münih'te G7 zirvesine karşı yapılan etkinlikler, eylemler büyük bir gösteriyle tamamlandı. Şu anda Münih merkezinde gerçekleştirilen bu büyük gösteride, o gösteriye on binlerce insan katılıyor. Gençlerin katılımı çok yoğun ama bu gösteride denilebilir ki Avrupa ile Amerika arasında imzalanması planlanan serbest ticaret ve yatırım anlaşmasına karşı protestoya dönüştü. Çünkü taşınan pankartlarda, dövizlerde TTIP'nin durdurulmasını, Amerika ile Avrupa arasındaki serbest ticaretin mutlaka durdurulmasına karşı mesajlar verildi. Diğer bir konuyu da dünyayı kurtaralım, çevreyi kurtaralım diyor buradaki göstericiler. Aynı zamanda demokrasinin de tehlikede olduğunu ifade ediyorlar. G7 zirvesine karşı Münih'te hem alternatif zirve hem de yapılan büyük protesto gösterisi aslında küresel kapitalizme ve büyük devletlerin buluşmasına karşı tepkinin büyük olduğunu gördük ve bu büyük gösteri geleceğin dünyasına büyük bir umut veriyor. Biz de bir umutla Münih'teki programımızı sona erdiriyoruz. Bir dahaki programımızda buluşmak üzere, hoşça kalın. Das, liebe Freundinnen und Freunde, was uns auf die Straße treibt, das sind nicht die Linke oder die Erde.